markasının eşi olacak dedi ki. Evet. Şimdi Almanya'da, Almanya Savaşı'nda özellikle o kadar insan ölümüne sebep olan, o kadar farklı şekillerde öldürme teknikleri geliştiren, insanların ölümlerine sebep olan birçok insan dünyanın en iyi doktorlarıydı. En iyi mühendisleriydi o insanlar. Bakın dünyanın en iyi mühendisleri, en iyi doktorları bu kadar farklı teknik yöntemlerle insanları öldürdüler, insanları katlettiler. Evet. En iyi mühendisler oldular, en iyi doktorlar oldular. Ama sonuç ne? Vicdan ve kalp olmadığı için, Aynen yani o nokta olmadığı için binlerce insan ölümüne sebep oldu. öyle. Yani bu nokta özellikle bazı anne babalar çocuklar iyi bir öğretmen olsun, iyi bir şey olsun diye zorluyorlar. Bir bakıyorsunuz Türkiye'de ülkemizde çok var maalesef hani söylemek zorundayız. Bir bakıyorsunuz anne babayı götürmüş huzur evine bırakmış. Yani bakabilecek potansiyeli var. Ben bunu bırakılmaması ya da bu konuyu tartışmıyorum. Zamanı vardır, ilgilenecek vakti vardır ama bakıyorsunuz huzur evine bırakmış. Anne babanın orada ne işi var? Çocuğun, ya sizin ihtiyacınız belki yoktur ama bir çocuğu siz niye dededen ya da anne babadan mahrum bırakıyorsunuz ki? Bu suçtur ya. Hani bir anne baba niye çocuğunu hani nenesinden dedesinden mahrum bıraksın ki? Bak bu da doğru değil. Vicdan olmadığı için, kalp olmadığı için. Sadece iyi bir öğretmen, iyi bir mühendis yetiştirdiği için. Ya ben daha üniversite sürecindeyken bir huzur eve ziyarete gitmiştik. Bir hanımefendi vardı. Kendisi çok deneyimli, bayağı okumuş, üst düzey bir kadındı. Şimdi huzur evinde kalıyor. Kendisine sordum hani çocuğunuz var mı diye. İki çok iyi önemli bir şirkette iki tane oğlu var. Şimdi ben kendi adına üzüldüm aslında. Kadın biraz mesela övüyordu iyi çocuklarından ama o halini orada görünce belki fark etmemiş ama kendisi orada. Çocukları Evet. kendi yanlarına almamışlar. Almıyorlar. 2 ayda bir sadece yanına geliyorlar. Çocuklarını çok iyi yetiştirdin, çok iyi yerlere getirdin ama çocuk şu an seni orada bırakmış. Orada bıraktıktan sonra benim ne kadar iyi bir mühendis, üst düzey bir şirkette de olsam sen burada olduktan sonra ben ne gerekirim? Hani bu övülecek hiçbir tarafı kalmıyor. Evet. Gerçekten övülecek herhangi bir tarafı kalmıyor. Aynı şekilde Ankara'da Başkent Üniversitesi'nde üniversite 4 öğrencisi hocasını öldürdü. Bakın hukuk 4. sınıf öğrencisi. Bundan 1 sene önce hukuk 4. sınıf hukuka gelmişsiniz. Başkent Üniversitesi'nde okuyorsunuz. Hocasını sadece küçük bir tartışmadan sonra öldürdü mesela. Şimdi Evet. vicdan ve kalp kısmı zayıf olsa bir çocuk iyi bir üniversiteye gelmiş. İyi okullarda ki okumuştur oraya kadar gelebildiyse. Ama vicdan olan bir çocukta, merhamet olan bir insanda bunu yapabilir mi gerçekten? Yani o Evet. kalp kısmı olsa, o kıpırdatma kısmı olsa bunu yapmazlar. Oradaki eşi de çok güzel bir şey söyledi. Gerçekten dedi bakın burası Evet. 4. sınıf hukuk fakültesi dedi. Ama dedi bu çocuk bunu yapıyorsa bunu durup düşünmek gerekir. Hukuk fakültesinde 4. sınıf bir çocuk öğrencisi gelip hocasını öldürüyorsa bir yerde bir problem var dedi. Ülke olarak bunu düşünmemiz lazım dedi. Yani bir yerde bir problem var demek çok iyi insanlar yetiştirmek değil. Yani bizim şeyin çok güzel bir sözü var. Doğan hocamız kendisi vefat etti. Allah rahmet Çok iyi eylesin. meslek sahibi olmaları değil demek istedin. Çok iyi insanlar yetiştirelim. Evet, çok iyi Onu insanlar ayıralım. yetiştirelim. Onu, evet. Şu noktada çok güzel dedi ki mükemmel anne babaların çok güzel bir şey vardır. Hep mükemmel olsun, iyi olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Çok güzel ya bu kadar uğraşmayın der. İyi insan olsun yeter der gerçekten. Evet. Yani bazı insanlar var iyi bir dünya bırakalım, ev bırakalım, araba bırakalım. Ya dünyaya iyi bir dünya bırakmayın. Anne babalara söylüyorum iyi bir dünya bırakmayın artık. İyi çocuklar bırakın dünya kendiliğinden güzelleşecek zaten. Gerçekten iyi bir dünya bırakmak yerine iyi çocuklar bırakın dünya kendiliğinden güzelleşecek. Yoksa iyi para bırakayım, şunu bırakayım derken sorunlar üstüne sorun. Siz iyi çocuk yetiştirin, kendisi yolunu bulur zaten. Kimse aç kalmaz, gerçekten kimse. Yani başarılı çocuk, gayretli çocuk anne baba bu şekilde yetiştiriyorsa bu noktada kimse aç kalmaz yani. O yüzden iyi insan yetiştirelim, mükemmel olmasın. Arkadaşlarına göre çok da iyi olmasın ama iyi olsun. Mükemmel olmasın, iyi Tamam. olsun, vicdanlı olsun, gerçekten güzel, merhametli bir çocuk olsun. Ben bazı çocuklar görüyorum. Ya içi o kadar temiz ki gerçekten. Çok hoşuma gidiyor ya. Bu çocuk diyorum ki başarısız olsa bile büyük başarısı anne babasıdır zaten yani. Zeka, okul bir şekilde o açık kapatılıyor. Ama iyi insan olmanın gerçekten açığı kapanmıyor. İleride sorun olmaktan kötü olan bir çocuk arkadaşına zindandır. Anne babasına derttir. Eşine problemdir. Herkese problem yani. Hayatına kimi girdiyse, kimin hayatına girdiyse sıkıntı. O yüzden diyorum ya çocuk yetiştirirken gerçekten zekaya bakmayın. İyi insan olması için arkadaşına zaten bizim toplumda vardır ya. Hani bir söz çıkmasın diye anne baba her şey yapar. Çocuk zaten bir kötü oldu mu çevreden söylerler, oradan buradan söylerler, hocası şikayetçi olur, herkes şikayetçi olur. O yüzden gerçekten iyi insan yetiştirelim. Bunun temel sorunu da bu. Galiba bir Zeynep Ece diye bir ablamız da bizi dinliyor. Biraz önce huzur evinden bahsettik. Kendisi de kalp gözüyle bizi dinliyormuş.
Abla burada sana destek verdik bir noktada. İnşallah sen de duymuşsundur bize. Çok çok teşekkür ederiz. Şimdi Ben benim teşekkür sana şurayı konuşalım, burayı konuşalım diyecek hiç halim yok. Her yere girdin, her konudan bahsettin. İhtiyacı olan varsa kıymetli velilerden benim şöyle bir sorunum, şöyle bir merakım, şu noktada fikir almak isterim şeklinde de ilerleyebiliriz. Yoksa da gerçekten ben ağzına koluna sağlık diyorum. Biz bunları hep yeri geldikçe paylaşıyoruz, yeri geldikçe konuşuyoruz ama bu kadar bütünsel, bu kadar içine girme, bu kadar derinleşme, hani kalbe seslenen bir konuşma oldu senin yaptığın. Ki çok ben teşekkür çocukların sürekli her gün ilk derste sürekli iyi davranma isteğinin farkında mısın diyerek uyandırmaya çalışıyorum. ederim. Ben sınıfta onları uyandırdım, sen de bizi burada uyandırdın. Çok güzel bir buluşma oldu gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ben Kıymetli veliler, siz de isterseniz mikrofonları açıp sevgili Sedat'a alkışlayabiliriz yani. teşekkür ederiz Çok geldiğiniz için. teşekkür ederiz. Ben Eğer duygu teşekkür ve düşünceleri paylaşmak isteyen varsa söz hakkı alabilir. Burcu Hanım, sınıfı ağzınız. temsilen konuşma yapmak isterseniz buyurun. Evet hocam. Ben öncelikle Sedat Bey ve size gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sayenizde çok güzel bilgiler edindik. Dediğim gibi bize de uzak değildi. Sizin bizim için ne kadar önemli, ne kadar yani şanslı hissediyorum kendimi sizin gibi bir öğretmeniniz olduğu için. Ve Teşekkür Sedat ederim. Bey ile de bizi böyle bir buluşma ayarladınız ve bizi bilgilendirdiniz. İkinize çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı ödeyemeyiz. Tüm Çok teşekkür ederim. illerimiz adına. Bunların hepsi Teşekkür Burcu ederiz. Hanım'dan bana, Sedat. Hocam ağzınıza sağlık. Sağ olun hocam. Sedat hocam. Halis hocam size de teşekkür ederiz Çok böyle bir teşekkür buluşma ederim. açmadığınız için. Katılmanız Çok çok aracı çok olduğunuz için. güzel. Aracı Çok olduğunuz için teşekkür. çok sağ olun. Çok Ben teşekkür teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Bir ablamız da var. Ondan da bir söz hakkı alabilir miyiz ya? Değil Ben mi? Ben az de önce duymak isterim. Zeynep Zeynep abla. Ece'nin babaannesi mi, anneannesi mi mikrofonu birileri açabilirse. Babaanneyim. Babaannesiniz, iyi akşamlar. Katıldığınız için çok Baba. teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sizden Ağzınıza de. sağlık. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız hocam. Siz Ben de teşekkür ederim. Sedat Bey, bakın bir Allah razı babaannenin olsun. hayır duasını aldınız. Ben bunu Ne da mutlu. ekliyordum. Bir hayır duası yeterdir bizim için. Gerçekten Evet. her şey kapısını açar. Evet. Allah Karım. razı olsun. Ben bir soru sormak istiyorum. Tabii ki Ceren'in annesi, Buyurun. buyurun. Şimdi şöyle gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgiler aldık. Ortaokula başlayacak çocuklarımız. Evet. Hocamızın söylediği gibi çevremizde o kadar sevgisiz çocuklar gerçekten çok fazla. Mesela hayvanlara karşı, çocuklara karşı yapılan bu şiddetler. Peki biz ortaokula başladığı zaman çocuklarımızı bunlardan nasıl koruyacağız? Ben çok üzülüyorum gerçekten. Acaba çocuklarımız şimdi büyüdüklerinde çok farklı insanlarla karşı çıkacak. Okula gittiklerinde, ortaokula gittiklerinde özellikle ergenlik çağına da gelmiş oluyorlar. Evet. Biz onlara nasıl yardımcı olalım? Yani nasıl takip edelim? Neler yapalım? Bize bir fikir verebilir Evet. miyim acaba? Evet. Hocam. Hocam şöyle, şimdi zaten çevreyi değiştirmek çok zordur. Elimiz yetmez. Bazen gücümüzün yettiği kadar değiştirmemiz gerekir ya. Şimdi çıkıp mahallenin hepsini düzeltmeye çalışsak divane derler, tuhaf tuhaf isimler takarlar. Çok zor olur. Bunu yapamayız zaten. Gücümüz de yetmez. Ama elimizin yettiği kadar evdekini değiştirmeye çalışmak, onu geliştirmeye çalışmak, emin olun bazen çok güzel bir söz vardır ya. Bir at bir nal hikayesi vardır. Yani bir at bile bütün bir şeyleri değiştirebilecek deriz ya. Bazen bir lider çıkar, bütün ülkeyi değiştirebilir. Yani o potansiyele sahiptir. O yüzden çocukları evde yetiştirmek yeterlidir. Yani buradaki 17 tane ailemiz var ya, 17 Evet. aile herkes kendi evinden başlarsa emin olun bunun yansıması sınıfa olacaktır. Buradaki bütün öğrenciler aynı sınıftan. Bir sınıfın düzelmesi demek bütün okulun düzeltmesine yeterdir zaten. O yüzden Aynen. bazı konularda çocuklara bunu anlatmak istiyorsak da birebir de, gerçekten birebir de ortamda değil, herhangi bir aile ortamında değil. Oğlum bak hayvanlara şöyle yapılmaz değil. Birebir de çok basittir. Çocuk kendini değerli hissetsin. Odaya alın, güzel bir şekilde, tatlı bir şekilde bir anlatın. Beraber bir film izleyin. Yani bir konu mu hayvan sevgisiyle ilgili bir şey mi anlatmak istiyorsunuz? Güzel bir şekilde anlatın. Anlattıktan sonra bir de beraber bir şey izleyin. O çocukta tasdik edici olmuş olur zaten. Evet. Film izleyince bu kafasına tam oturmuş olur. Bir örnek yapın.
Alın gidin beraber hayvan nasıl sevilir, insan nasıl sevilir diye. Gidin bir örnekle de bunu gösterin. Dışarıda bir insana yardım edin beraber. Belki bir dilenci olur, yardıma muhtaç bir insan olur. Alın çocuğun elinden tutun, bir mahalledeki bir eve gidin, beraber yardım edin. Bakın iyilik böyle yapılır, çocuk bunu anlar. Beynine bunu kazıtır. Ayda bir defa, 2 ayda bir defa beraber yapabilirsiniz. Çok zor değil. Hayvanın bir tanesine gidip yardım etmek. Yani bu alışkanlık haline getirebilir. 2 haftada bir, 4 haftada bir, ayda bir yapıldığı zaman çocuk zaten bunu alışkanlık haline getirir. Zaten bunu yapan bir çocuk bir süre sonra o zararı vermez. Alışkanlık haline getirdiği bir şey istese de bunu yapamaz. Gördü mü de engellemeye Hocam, başlar. sokakta kedileri besliyoruz, onlara yuva yapıyoruz, birlikte Evet. çok güzel faaliyetler yapıyoruz. Çok güzel. Fakat çevremizdeki insan çocuklara baktığım zaman ertesi günü bu yaptığım kedilere zarar veriyorlar, onların mamalarını döküyorlar. Ne bileyim, yani hayvanlar edilmeyecek eziyetler ediyorlar. Benim çocuğum bunları görünce çok üzülüyor ve ağlamaya başlıyor. Anne, neden bizim yaptığımız bu güzel şeyleri bozuyorlar? Hayvanlar neden böyle zarar veriyorlar? İnsanlar neden böyle davranıyorlar diye. Gerçekten ben artık yani cevap veremiyorum. Yani neden insanlar böyle sevgisizlikten olduğuna inanıyorum. Yani gerçekten şu anda çevremiz çok sevgisiz insanla dolu. Evet. Sevginin çok önemli olduğuna ve olumlamanın çok önemli olduğuna inanıyorum gerçekten. Evet. Çocuklarımıza gerçekten sevgi versek, yani herkes çocuğuna gerektiği sevgiyi verse diyorum. Söylediğiniz şeyleri yapılsa yani gerçekten hayat çok güzel hale gelecek diye inanıyorum. Tamamen katılıyorum hocam. Ama şöyle dediğim gibi hani dışarıdakini değiştirmek çok zor. Ama evden başlayabiliriz. Bu bizim Evet. vazifemiz, bir görevimiz olabilir. Evet. Evet. Çok basittir. Bir alışkanlık haline Evet. getirir. İnsan sevgisi için mahalledeki herhangi yardıma muhtaç bir insan ayda bir, 2 haftada bir, 2, 3 ayda bir de olabilir. Alışkanlık haline gelmesi için. Hayvan sevgisi için biz yapalım. Zaten çocuk değiştirebildiğini değiştirebilir. Değiştiremediğimizde artık yapabileceğimiz bir şey yok bu noktada. Çünkü herkesi gerçekten değiştirmek çok zordur. Kendi işlerimiz var, kendi görevlerimiz Evet. var, sorumluluklarımız var. En azından kendi evimizdekinden başlayalım. Kendi vazifemizi yapmış oluruz. Yani Evet. kendi sorumluluğumuzu yerimize getirmiş oluruz. Diğerlerini değiştirmek çok zordur. E bunu gidip anneye anlattığın zaman tartışmaya sebep olabiliyor. Çünkü herkes o duyarlılığa sahip değil. Güzel bir dilde anlatırsınız. Karşı taraf çok bunu farklı bir şekilde anlar. Alın. Kapattım. O yüzden Çok pardon. kendimizden bence başlayalım bu noktada. Evet hocam. Evet, evet. Şey, Teşekkür yani ederiz hocam. Çok ben teşekkür ilişkili ederim. soruydu. Çok teşekkür ederiz. Siz bardağın dolu tarafına bakıp kendinizi yeterince geliştirirseniz, sizin Evet. içinize sinerse olumlu davranışlarınız, yaptıklarınız, sevgi dili çocuğunuza aktarırsanız zaten o yavaş yavaş etrafa yayılır diyorsunuz. Bu Evet. mesaj için de çok teşekkür ederim. Ne demek? Başka sorusu olan yoksa Sedat Bey zaten saat 8'de 9'da 8'de işinden çıktı. 9'da bizimle buluştu. Bilmiyorum yemek yemeye vakti oldu mu bile. Teşekkür edip ayrılalım. Burada sonlandıralım diyorum. Ben de Varsa tabii önce sorular. soru varsa Yok. dinleyebilirim. Soru Tamam. alabiliriz. Tamam. Sorumuz yoksa ben son olarak bir isteğim olacak. Zeynep ablamızdan şu an bize bir nasihati var mıdır? Ben de kendim olarak bir nasihat dinlemek isterim. Sonra da bitirelim inşallah. Hepimize olsun güzel bir nasihati. Sonra kapatalım. Var mıdır bu yaştan sonra bize bir dersi, bir nasihati, bir kelime de olsa yeterdir yani bizim için. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Sağ İyi olun. ki sizler varsınız. Bir şey demiyorum. İşiniz Yani bir rast gelsin. nasihatiniz yok mu? Bir yaş, sonuçta bir yaş geçti bu kadar. Şunu yapmayın, şunu edin, şu doğrudur diye vardır mutlaka bir Ben başka öneriniz. şey anlamıyorum. Bilmiyorum. Hayat felsefesi vardır ya. Evet. Çok teşekkür ederim. Peki, Çok sağ olun. mahcup. Çok teşekkürler her şey için. Sağ olun, sağ olun size de. Çok teşekkür ederim. Evet. Buyurun Didem Hanım. Halis Bey, bu şeyiniz için, davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Sedat Bey, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Aslında bir anne baba olarak bizim yapmamız gereken şeyleri çok güzel anlatıyorsunuz. Aslında çoğumuz yapıyoruzdur muhtemelen bunları. Vicdanlı çocuk yetiştirmek çok önemli. Hele böyle bir dönemde. Çünkü akran zorbalığı denilen şey zamanımızda çok fazla var. Evet. Dolayısıyla sevgi, çocuk ailesinden göremediği sevgiyi bir şekilde dışarı bunlarla vuruyor. Veya Evet. istediği şeyi bir şekilde bu şekilde dışarı çıkartıyor. Aslında çok büyük görev bizlere düşüyor. Hepimizin bir hayat koşuşturması var. Kimimiz çalışıyoruz, kimimiz çalışmıyoruz.
Ama kendimizden biraz fedakarlık yapıp zamanımızdan ayırıp çocuklarla çok daha kaliteli vakit, aslında kime göre kaliteli, yani güzel vakit, eğlenceli vakit geçirmemiz gerekiyor. Evet. İşte sizin dediğiniz ufacık örnek bir film izleme, ne bileyim dışarıda işte bir arkadaşımızın dediği gibi kedilerle işte kedileri besleme. Bunlar çok ufak ama çok kıymetli şeyler ve çocuklara evet. Çok güzel şeyler katıyorlar. Halis Bey, bunu siz zaten fazlasıyla okulda, sınıfta evet. Çocuklarınıza çok daha fazlasını katıyorsunuz. Her şey için çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sedat Bey, ağzına sağlık, vaktini ayırdığın için çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Bütün velilere, özellikle benim alışık olmadığım babaları görmek de beni mutlu etti. Onları da ayrıca özellikle alkışlıyorum. Alkışlar onlara geliyor. Ülkemiz de ihtiyacı var. Daha fazla babaya ihtiyacımız var. Varlığını i̇nşallah, belli eden, çocuk eğitiminde, çocuk gelişiminde ben de varım diyen. Türkiye böyle ayağa kalkacak çünkü. Muhakkak. Bütün annelere, bütün babalara, özellikle Sedat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Daha fazla birlikte güçlenmek için yola devam. Hoşça kalın. İnşallah. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.